Efendim, Darende'deki Sumuncu Baba Külliyesi'ndeyiz. Hepinizin bildiği gibi Sumuncu Baba 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başında yaşamış, Anadolu'yu aydınlatan şahsiyetlerden bir tanesi. Çok önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Bunların başında Ankara'daki Hacı Bayramı Veli Hazretleri gelir. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin yetiştirdiği kişilerden bir tanesi de Akşemseddin Hazretleri'dir. Yani bu birkaç tane ismini saydığım zatlardan da anlaşılacağı gibi Anadolu'yu aydınlatan şahsiyetlerdir bunlar. Bu külliye 15. yüzyılda yapılmış ve Somuncu Baba'nın mezarının bulunduğu, oğlunun mezarının bulunduğu, Somuncu Baba'nın sülalesinden gelen kişilerin bulunduğu bir türbeden oluşuyor. Ve bu türbenin yanında eskiden medresesi, eski bir minaresi, yanında bir camisi, tekkesi bulunmaktaydı. Bir asitaneydi, yani bir merkez idi. Bu külliyeye sonradan ilave olarak efendim, bir küçük cami, bir büyük cami yapılmış ve gelen giden efendim, şahsiyetlerin, kişilerin, halkın değişik ihtiyaçlarını giderecek külliyeye çok modern tesisler kazandırılmış. Bunların başında efendim abdest alacak yerler, kişilerin geldiği zaman rahat oturabilecekleri ferah mekanlar. Bu külliye bir kanyon içerisinde yer almış. Bu kanyon adeta bir çiçek bahçesi, cennet bahçesi gibi vakıf tarafından düzenlenmiş. İnsanlar gelip hep burada rahatlıyor, hem de ibadetini yapabiliyor. Ve modern dünyanın ihtiyaçlarını da burada gideriyor. Hem dinleniyor hem ibadetini yapıyor. Türkiye'de inşallah böyle külliyeler olur. Bu kadar modern ve temiz külliyeler olur da insanlar bir toplum, sivil toplum örgütü olan bu tür ibadet yerlerine sıkça gider, rahatlarlar. Her bakımdan rahatlarlar. Başta tabii biraz önce söyledim. Hulusi Efendi olmak üzere, oğlu olmak üzere. Bunlara tebrik ediyorum. Çok güzel bir külliye yapmışlar. Namazgahlarıyla, ördekleriyle, kazlarıyla, diktikleri ağaçlarıyla, yaptıkları restorasyonlarla. Çevreye şöyle bir bakıyorum, iki gündür ben buradayım. Erzincani Türbesi var diyorlar. O Somuncu Baba'nın babası, kayınpederim. Kim yaptı diyorum? Vakıf yaptı, restorasyon. Efendim, Hasan Gazi Türbesi var. Battal Gazi'nin kayınpederi. Hüseyin Gazi'nin kardeşi, Ankara'daki Hüseyin Gazi'nin. Kim yaptı diyorum? Efendim, bu Osman Hulusi Efendi vakfı yaptı diyorlar. Bu bakımdan hem çevreye, hem topluma, hem de bulunduğu mekana büyük katkılar sağlıyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Hem Darende'ye. Darende işim bir şans. Ben inanın samimiyetle söylüyorum. Yani bu külliye Darende'nin göz bebeği her bakımdan. Her taraf çok temiz, çok temiz, çok temiz. Teşekkür ederim. İlginç olarak şöyle söylüyorum. Eskiyle yeniyi çok iyi birleştirmişler. Mesela eski türbe, minare, medresenin olduğu yerle yeni yapılanlar. Hiçbir zaman yeni yapılanlar eskiyi bastırmamış, gölgelememiş. Türkiye'de çok ender ki külliyelerde bulunacak temizlikte abdest mekanları ve çeşmeler var. Tuvaletlerine giriyorsunuz kardeşim. Birçok yerde, affedersiniz, tuvalet kağıdı bulamıyorsunuz. Burada el alasını oluyorsunuz. Abdest alıyorsunuz çeşmeleri, çok orijinal çeşmeleri. Orada sizin abdestiniz kağıt veriyorlar yani. Yerler deseniz fevkalade temiz. Ayrıca bu külliyenin müzesi var. Bu külliyenin efendim kütüphanesi var. Bu külliyenin sergi salonları var. Yani tam anlamıyla bir modern ihtiyaca cevap veren bir külliye. İnşallah Türkiye'de bu tür külliyeler çoğalır da insanlar rahatça gider gelir. Efendim külliyenin yapıldığı yerde ki sokakla arkadaki sokağı birleştirmek için özel merdivenler yapılmış. Ve bu merdivenlere yaşlılar, çocuklar, hastalar rahatça çıkabilmeler için asansör yapılmış. Mahalleye hizmet etmek için. Bunlar güzel şeyler. Ve hayranlıkla bu ikinci kez geliyorum buraya. Hayranlıkla izliyorum. Sonra kaplıca gibi suyu var. Oraya
olimpik boyutlarda bir havuz yapmış. Bütün gençler orada yüzüyor ve kaplıca suyuyla. Çok şey de değil suyu, 20 derece. Sıcak da değil. Rahatça, temizce girebiliyorsunuz. İhtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Yani bu külliye hem spor merkezi, hem kültür merkezi, hem ibadet merkezi, hem karnını da yatıp yiyip doyuracağın bir merkez. Herkes gelen buraya gelen her parçasından bir parça alabiliyor yani. Hepinize saygılar sunuyorum.